Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda sizinle beraber bisiklet tekerlek göbeklerinin, jant göbeklerinin nasıl bakımını yapılacağını, nasıl söküleceğini, nasıl temizlenip, nasıl kontrol edileceğini göstermeye çalışacağım. Pek çok farklı markaların farklı sistemleri var arkadaşlar ama aşağı yukarı hepsinin sökülmesi, takılması, montajı, demontajı hepsinin aşağı yukarı aynı. Bildiğiniz gibi böyle 6 vidalı disk sistemleri var ya da birazcık daha üst seviye olan center lock göbek sistemleri var veya SRAM'ın daha farklı teknolojileri var ama aşağı yukarı hepsinin aynı. Bizim bugün sökeceğimiz göbek bilyalı göbek. Aslında bilyalı derken bütün hepsi bilyalı, hepsi rulmanlı ya da öyle söyleyeyim. Ancak bazı göbeklerde kapalı rulman kullanılırken bazı göbeklerde kafes rulman kullanılıyor. Bazı göbeklerde rulman olmuyor. Bir yatak açılıyor. O yatağın içerisinde bilyalar diziliyor. Dolayısıyla aşağı yukarı hepsinin şeyi aynı. Bugün bizim sökeceğimiz göbek göbek üzerine yatak açılarak bilyalar dizilerek yapılan sistemlerden. Yani bunda rulman yok ama rulmanlı olsaydı da aşağı yukarı sökmek ve takmak aynı olacaktı. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş tezgah koyalım göbeğimizi ama önce başlamadan önce buradan kilitleme mandalını çıkartmamız gerekiyor. Ardından diski sökeceğiz ve ondan sonra göbeği sökmeye başlayacağız. Diski sökmemizin sebebi jantın göbeğinin içerisinde, yani şu anda kapalı olan yerin içerisinde çok fazla gres yağı var. O gres yağını diske bulaştırmak istemiyoruz. Kontura civatalarını sökmek gerekiyor arkadaşlar. Kontura civatalarını söktükten sonra arkadaki kapakları söküp göbeği çıkartmış olacağız. Alttaki toz kapağı ve dış yatağı söktüm. Gördüğünüz gibi bilyalar ortaya çıktı arkadaşlar. Bu göbek artık diğer taraftan geliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. İçerisinde küçük metal parçaları var. Bu yavaş yavaş göbeğin ömrünü doldurduğunu gösteriyor. Temizledikten sonra iyice bir kontrol edip ona göre değişmesi gerekiyorsa değiştireceğiz. İdare ederse birazcık daha kullanmaya devam edeceğiz. İyice bir temizleyelim. Ondan sonra yatakların durumuna bakalım bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yatakların durumu da çok iyi değil. Birazcık deforme olmaya başlamış. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Küçük bir kanal oluşmaya başlamış. Bu yatakların yavaş yavaş ömrünü doldurduğunu gösteriyor. Aynı şekilde dış yatakta da şuralarda görebileceğiniz gibi minik minik vuruntular var. Bakın. Gelmiş burada vurmuş. Burada vurmuş. Burasını bayağı bir oymuş gördüğünüz gibi. Diğer tarafta benzer şekilde
Burada vuruntular var. Bu yatak yavaş yavaş ömrünü doldurmaya başlamış. Ancak bu yataklar ömrünü doldurmaya başlamış olsa da uzunca bir süre iş görmeye devam edecektir. Yani aşağı yukarı 300 kilometre kadar daha kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, birkaç bilyada sorun var. Ben bunları göstereceğim size şimdi. Arkadaşlar bakın, bilya üzerinde çok ciddi çentikler var. Bu durum maalesef bu göbeğin ve bu bilyaların ömrünü doldurduğunu gösteriyor. Arkadaşlar sadece bilyaları ve sadece yatakları değiştirmek maalesef çözüm değil. Değiştirmeye başlıyorsanız hepsini set olarak değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş toplamaya başlayalım. Göbeği temizledikten sonra toplamak için ihtiyacınız olan birkaç şey var. Öncelikle bunlardan bir tanesi gres yağı. Göbeğiniz için uygun gres yağı. Parmağımın ucuna birazcık gres alıyorum. Bu şekilde. Ve sadece bilyaların geleceği yerlere gresi sürüyorum. Çok fazla abartmadan. Ve teker teker bilyaları yerleştirmeye başlıyorum. Gres zaten gördüğünüz gibi bilyayı tutuyor kendisi. İçeri kaymasını engelliyor. Tek tarafa bidaları yerleştirdikten sonra göbeği yerine takıyorum ve parmağımla göbeği tutup jantı ters çeviriyorum. Bu tarafa da kafi miktarda gres uyguladıktan sonra bu tarafın da bidalarını koyacağım ve göbeği toplayacağım. Diğer tarafın bilyalarını da koydum. Şimdi diğer üst kapağı yerleştireceğim arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şimdi neredeyse göbeğin bakımı bitti. Burada sadece dikkat etmeniz gereken konu bu üst kapağın haddinden fazla sıkı ve haddinden fazla gevşek olmaması gerekiyor. Sıkarken güç uygulamadan, hatta hiç güç uygulamadan tatlı sert bir şekilde sıkmamız gerekiyor. Yani buradaki üst kapak gelip bilyalara dayandığı zaman uygun sıkılık olmuş demektir. Evet. Ardından şimdi bunun kontra somununu yerine takacağız. Evet arkadaşlar, göbeğin temizlenmesi ve bakımı bitti. Göbeğimizi uygun şekilde söktük, uygun şekilde temizledik ve topladık. Bir daha değiştirene kadar bu göbek benim işimi fazlasıyla görecektir. Şimdi sıra geldi diskin takılmasına. Ellerimizi yağdan iyice arındırdıktan sonra diski yerine takalım. Evet arkadaşlar, göbeği güzelce söktük, temizledik, tekrar yağladık, tozdan kirden arındırdık ve göbeğin neredeyse ömrünün dolmuş olduğunu gördük. En azından yakında bisikletin bize 3 aşağı 5 yukarı ne kadar masraf aşacağını biliyorum. Veya problem çıkarsa bisiklette ilk başta neresine problem çıkaracağını biliyorum. Bu bisikleti bu şekilde, bu göbeklerle ben bir 150 km daha kullanırım. Ondan sonra göbek değişimi yapmayı planlıyorum. Şimdilik göbek güzelce akıyor. Ama tabi bu göbeğe güvenip yola çıkmak çok mantıklı değil. En azından uzun yol yapacaksınız. Bu benim bildiğiniz gibi tur bisikletimin ön lastiği. Şimdi aynı işlemi ben arka teker için de gerçekleştireceğim. Ondan sonra bakımı bitireceğim. Az önce de dediğim gibi kısa vadede bisikletin bana ne masraf çıkaracağını şimdiden öğrenmiş oldum. Bisikletin göbeklerinin durumunu öğrenmiş oldum.
Gördüğünüz gibi göbek bakımı, göbek temizlenmesi ve göbek değişimi bu kadar basit. Bu sanıldığının aksine çok zor değil. Çok kolay. 5 dakikalık bir işlem. Söyleyecek başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalıma aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi var arkadaşlar. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.